Sıra gündeme bomba gibi düşen olayın Star Haber'e özel, Star Haber farkıyla ekrana getireceğimiz şok gelişmelerinde. Ünlü yazar Eylem Tok, karıştığı ölümlü kaza sonrası ehliyetsiz oğlunu yurt dışına kaçırdı. Dün ekrana getirmiştik kazanın ayrıntısını. Bir çocuk, babası adam, 17 yaşındaki gencin kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazanın hemen ardından bölgeye gelen yazar Eylem Tok, oğlunu da yanına alıp İlk uçakla Türkiye'den ayrıldı. Oğlunu Mısır'a kaçırmakla suçlanan Eylem Tok hakkında şimdi birçok soru işareti var. Kazanın ardından ölen kimse olduğunu biliyor muydu? Neden polise gitmek yerine oğlunu yurt dışına çıkarmayı tercih etti? Türkiye'ye dönecekler mi? Oğlunu polise ne zaman teslim edecek? Ve belki de ortada dolaşan sorulardan en önemlisi, kaza yerindeki delilleri kararttı mı? Kazazedelerin kayıp olduğu belirtilen cep telefonlarını o mu aldı? İşte yanıt bekleyen tüm bu soruları Mısır'dan telefonla ulaştığımız Eylem Tok'a sorduk. Roj bin Hayrullahoğlu'nun özel röportajı geliyor ekranlarınıza. Var mı bir şey? Abi konuşsun, abi konuşsun. Bir yavru bırakarak gitti. İşte nereye kaçarsa kaçsın gelecek, teslim olacak adalete. 17 yaşında pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçtı. Yine olsa yine yaparım dedi. Yazar Eylem Tok Star Haber'e konuştu. Bugün olsa yine yaparım. Şimdi ben yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Bunu da ben korumak zorundayım. Kaza olabilir ama bir İyi niyet kırıntısı dahi görmediğimiz için ben herhangi bir özür veya başka bir şey kabul etmiyorum kesinlikle. İyi niyetli olsalardı en azından kaçsalar bile bir ambulansı arayıp kaçabilirlerdi. O korkuyla evet annelik içgüdüsü belki kaçabilirdi. Ben buna da tamamım ama orada can çekişen insanları ölüme terk etmek bir insanlık belirtisi değil, annelik içgüdüsü hiç değil. Bunu bir anne olarak söylüyorum. İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşındaki sürücü arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba lüks araçla çarpmış, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Ehliyetsiz sürücü aracı kaza yerinde bırakıp annesi Eylem Tok'la birlikte İstanbul Havalimanı'ndan buldukları ilk uçakla yurt dışına kaçmıştı. Oğluyla Mısır'a giden yazar açıklamalarıyla pes dedirtti. Siz nasıl olur da hani o yaralıları orada bırakıp da yani telefonları alıp da kaçarsınız? Kazaydı, şu anda bildiğiniz cinayet yani. Eylem Tok yurt dışına oğlunu korumak için gittiğini söyledi. Yine olsa yine yapardım dedi. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Hı-hı. Aileler yanıyor. Büyük bir ateş var. Hı-hı. Biraz hafiflesin. Yani kana kan olmasın, kana kan. Çıkma sebebiniz ne hani Mısır'a? Asla ve asla. Bir ölü oldu çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyorum. Bir sen çıkar mıyım ya? Evladımı döverler. Bilmem ki şu yaparlar. Kim döver? Adalete güvenmiyor mu? Bizim kolluk kuvvetlerine güvenmiyor mu? Güvensin. Ben nasıl güveniyorsam o da güvensin. Teslim olsaydı daha iyi değil miydi? Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlumuzla beraber? Gerçek bir anne evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Bu görüşmeden dakikalar sonra savcılık Timur Cihan Timur hakkında bir kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan, anne Eylem Tok içinse suçluyu kayırma suçundan yakalama kararı çıkardı. Bu kaybolan telefonların bir tanesi güvenliğe bırakılıyor. 3-5 dakika sonra gelip alınıyor. Bu haber de çocuğun teyzesi arıyor telefonunu. Açıyor, siz kimsiniz diyor. Ben teyzesiyim deyince telefon kapanıyor. Bir daha da şu an telefondan da bir haber alamıyoruz. İyi misiniz? İyi misiniz? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun.